Merhaba değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Nazif Yılmaz Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde genel müdürlük yapıyordu. Kendisi Din Öğretimi Genel Müdürü'ydü. Birçok müfredatın zenginleştirilmesine yönelik çalışmaları oldu. Kimileri bunu bilir, kimileri bilmez. Gerçekten kendisini yetiştirmiş yetkin biri. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Nazif Yılmaz, İmam Hatip liselerimizde temel İslam bilimleriyle birlikte fen ve sosyal bilimler, uluslararası yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uyguluyoruz dedi. Şimdi bununla ilgili birçok yine konuyla ilgili röportajları, demeçleri var Nazif Yılmaz'ın. Eğer milletin bakanı olursa yine bir müfredat zenginleştirmesi yapabilir. İmam hatiplere yönelik daha da zenginleşecek bir müfredatın olabileceği konuşuluyor kulislerde. Bu tabii ki de sadece din kültürü öğretmenleri için değil. Bakınız, fen ve sosyal bilimler, yabancı diller, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uyguluyoruz. Bu 8 farklı programın daha da geliştirilmesi, zenginleştirilmesi demek bu alanlardaki öğretmenlere olan ihtiyacın birazcık daha öne çıkması demek. Bunun yanında keza TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere sanat, spor ve akademik alanlarda da başarılarıyla yeni zirvelerin kapısını aralıyor demişti. Buradan söyleyelim, soran arkadaşlarımız olmuş. Nazif Yılmaz gelirse nasıl bir politika izler diye. Gerçekten alanında yetkin, kendisini geliştirmiş birisi. Yani sadece bir alana değil, birçok alana hitap edecek projeleri olacaktır. Birçok dersle, meslek bilgisiyle alakalı yeni müfredat zenginleştirmesi, yeni detaylı ve geniş kapsamlı programların müfredata eklenmesi kulislerde konuşuluyor. Gelen duyumlar arasında yine arkadaşlar dediğimiz gibi izleyeceğiz, göreceğiz. Muhtemelen 28 Mayıs'tan sonra ki hafta bu netleşecektir. Cumhurbaşkanımız kimi uygun görüyorsa o şekilde bizler de sizlere aktaracağız. Yakından takip edeceğiz gelişmeleri. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.